Allah'ın izniyle başkentimize, Türkiye'mize kazandırılmış olacaktır. TGRT Avrupa kanalında yayınlanan Rotamız Türkiye programında Yayla Şehir Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Burada dünya şehirlerinin ve dünya başkentlerinde var olan bütün teknoloji ve yenilikler proje alanımızın içerisinde yerleşmiş olacaktır. Sevgili seyirciler, Yayla Şehir'in inşa edileceği alandayız şu anda. 8400 dönüm bir alandan bahsediyoruz. Kanal yetkililerinin verdiği bilgilere göre proje tanıtım saatlerinde reyting yaptı. Türkiye'de ve yurt dışında bizi seyreden tüm seyircilerimize buradan duyurmak istiyorum. Yayın sonrası gelen yoğun telefonlarla üyelik taleplerindeki artış reyting iddiasını doğrular nitelikteydi. Projemizin imar çalışmaları tamamlandıktan sonra hem projeye ilgi duyan yatırımcıların dikkatini çekmek hem de sessiz bir bekleyiş içinde olan üyelerimize artık projemizi uygulamaya hazır hale getirdiğimizin gururunu billboard ilanlarıyla duyurduk. Mayıs 2013 tarihinde Gölbaşı Yalabağ toplu konut alanımızdaki birliğimize ait konut, ticari alan, rekreasyon alanları, sosyal tesis, akaryakıt istasyonu, üniversite, özel okullar, spor tesisleri gibi kazanımların toplamda 3647 adet imar tapuları Gölbaşı Tapu Sicil Müdürlüğü'nden alınmıştır. Yılında yapılan genel kurulda alınan karar sonucu İdari ve Mali İşler Komisyonu'yla Teknik İşler Komisyonu olmak üzere birliğimize bağlı kooperatif üyelerinden iki grup halinde 7'şer kişiden komisyonlar kuruldu. Alanında mesleki tecrübelere sahip olan komisyon üyeleriyle birlikte çalışarak paylaşımlarda bulunuldu. Biz tabi komisyona kurulmadan önce şöyle düşünüyordum. Yeteri kadar bilgi verilmiyor veya ne kısır çalışılıyor, ne yapıyorlar fazla bilgi sahibi olamıyorduk. Ama komisyonlara geldiğimizde şunu gördük. Üst birliğin önce çalışmasını tabiri caizse denetlemiş olduk. Ve biz de burada toplanarak onların yaptığı çalışmalarda gördüğümüz eksiklikleri var ise bu komisyonların işte buradaki avantajı, önemi ortaya çıkıyor. Komisyonların çalışmasını çok önemsiyorum. Niye çok önemsiyorum? En detay noktalara kadar iniliyor. Dolayısıyla en iyisini, en güzelini bulmaya çalışıyoruz. O yüzden üst birliğe de teşekkür ediyorum. Tek amaç var. Projenin emin ellerde ciddi bir firma ile beraber takıntısız süresinde üyenin de menfaatine olabilecek şekliyle beraber yapılması. Yönetimin değişik kurumlarla, kuruluşlarla çok yakından görüştüğünü, sonuca odaklı çalıştığını yakından görmek bizim için ayrı bir onur. Şu an komisyona girdikten sonra her şey biraz daha şeffaflaştığını, yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın ne kadar fedakar davrandığını daha net görmüş oldum. Teknik konularda arkadaşlar çağırıyorlar. Bununla burada görüşlerimizi, fikirlerimizi beyan ediyoruz. Birliğimizin sağlıklı yürümesi için yönetime yardımcı olmaya çalışıyoruz. Projemiz için kat karşılığı yapım işleri ihale dosyası hazırlanma işi, teklif veren 4 firma arasından seçilerek yönetim kurulumuz tarafından yaptırılmıştır. Kat karşılığı şartnamemiz birliğimiz tarafından güncellenmiştir. Altyapı yatırım maliyetinin belirlenmesi yönünde metraj ve keşfe dayalı değerlendirme raporu, firmalardan alınan teklifler sonucu yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve altyapı konusunda uzman bir mühendislik firmasına yaptırılmıştır. Birliğimizin başvurusu üzerine Ankara Yayla Şehir ve Yayla Şehir marka isimleriyle Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Projesi ve Başkent Özlem Konut Yapı Kooperatifleri Birliği logoları, Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi Başkanlığından markaların korunması hakkında 556 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre 5 Ekim 2012 tarihinden itibaren 10 yıl 30 Ekim 2013 tarihinde
tescil edilmiştir. Ankara'nın denizi yok ama artık boğazı olacak. Ankara Boğazı Projesi. 2014 yerel seçim sürecinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından taahhüt edilen 5 büyük projeden biri olan Ankara Boğazı Projesi de Yaylaşehir Projesi'nin bulunduğu İmrahor Vadisi'nden geçmektedir. Şimdi size bir sürprizim var. Gelelim ikinci projemiz olan Ankara Boğazı Projesi'ne. Ankara'nın güneyinde İmrahor Vadisi'nde birinci etapta yer alacak 11 kilometrelik dev kanal, etrafında dizilen villalar, kafe, restoran ve benzeri yerler, dinlenme alanları. Ankara'nın imajına inanılmaz bir katkı sağlayacak. Bu yatırımın 5 senede bitmesini planlıyoruz, hedefliyoruz inşallah. Eymir Gölü ile Gölbaşı Mezarlığı arasındaki su arıtma tesisinden elde edilecek sular bu kanalı besleyecek ve Mogan ile birleşecek bu proje sayesinde kanal uzunluğu 43 kilometreye kadar çıkabilecek. Birlik yönetimince bölgeye yapılması düşünülen viyadükle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne birlik yönetimince viyadük ve yol projesinin talebi yapıldı. Birliğimiz tarafından resmi yazılarla yapılan bu talep hakkında Gölbaşı Belediye Başkanlığı'na bilgilendirmede bulunuldu. 2 Haziran 2014 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndan dilekçemize istinaden cevap yazısı gönderilmiştir. Yazıda 2028 hedefli Ankara Metropoliten Alanı ve Yakın Çevresi Ulaşım Ana Planı kapsamında Nazım İmar Plan kararları dikkate alınarak kent bütününde öneri ulaşım projelerinin geliştirileceği bildirilmiştir. Yaylabağ Toplu Konut Projesi'nin uygulama projelerinin tamamlanmasından sonra projeye yakın bölge olan Balgat'taki mülkiyet birliğimize kazandırıldı. Yönetim ofisinin mülkiyetiyle birlikte birliğimiz kurumsallaşmış bir yapıya kavuştu. ...2012 yılında yapılan genel kurulun yetkisiyle satın alınan yönetim ofisinin konumu itibariyle Konya yolu üzerinde olması ulaşım bakımından da büyük bir avantaj sağlıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Encümeni'nin 21 Mart 2013 tarihli kararı ve Gölbaşı Belediye Encümeni'nin 11 Nisan 2013 tarihli kararıyla Yaylaşehir Projesi'nin kentsel tasarım planı onaylanmıştır. Gölbaşı Yaylaba Toplu Konut Alanı'nda bulunan parsellerin aplikasyon planları 1 Haziran 2013 tarihinde alınmıştır. ...14 Şubat 2013 tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi tarafından yol ve sanat yapıları uygulama projeleri onaylanmıştır. Gölbaşı Yaylabağ Toplu Konut Alanı'nda bulunan kavşak noktaları için hazırlanan sinyalizasyon projesi 12 Nisan 2013 tarihinde müşavir firmamız tarafından birliğimize sunulmuştur. Müzik
28 Mayıs 2013 tarihinde Gölbaşı Yalaba Toplu Konut alanında bulunan konut ve sosyal donatı alanlarına ait telefon, yeraltı şebekesi uygulama projesi Türk Telekom tarafından onaylanmıştır. ...2012 yılında alınan karar gereği müşavir firmamız Arazi Şerefiye çalışmasını birliğimize teslim etmiştir. Kura çekim öncesi kitapçık haline getirilerek genel kurulda üyelere sunulmuştur. Tekrar hayırlı olsun. Yaylaşehir Merkez Şantiye binasında 25. noter huzurunda gerçekleştirilen kurada kooperatiflerin ada parsel bazındaki yerleri belirlendi. Birliğe bağlı 45 kooperatif hissesine düşen 3000 adet villa parselin proje alanı üzerindeki yerleri kura sonucu belirlenmiş oldu. İnanıyorum Ankara Yaylaşehir projesine başından bugüne ilgi duyan, çözüm arayan, yardım eden, tartışan, içimizdeki ve dışımızdaki herkesin katkı sağlamış olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışında 50 civarında sayılı lider inşaat firmalarına davetiye usulü teklif mektupları gönderildi. Yaylaşehir projesinin teklif usulüyle gerçekleştirilecek olan kat karşılığı ihale duyurusu, Türkiye genelinde yayın yapan 9 Mayıs 2013 tarihli Sabah ve Milliyet gazetelerinde yer aldı. Devamında 11 Mayıs 2014 tarihli aynı gazetelerin Ankara eklerinde reklam ilanları verildi. Yine Sabah ve Milliyet gazetelerinin Ankara eklerinde Yaylaşehir projesiyle ilgili haber röportajlar yer aldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün İçme Suyu Proje Dairesi Başkanlığı'na içme suyu uygulama projeleri verilmiştir. Aynı tarihte atık su uygulama projeleri, yağmur suyu uygulama projeleri, dere ıslahı uygulama projeleri ASKİ'nin ilgili daire başkanlığına gönderilmiştir. ASKİ, içme suyu uygulama projelerinin mevcut şebeke üzerinden branşman alınarak, iletim hattı uygulama projelerinin de birlik tarafından hazırlandıktan sonra onaylanacağını bildirmiştir. Birliğimiz, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'ne dere ıslah projesini gönderdiğini bildiren yazıyla birlikte, kanalizasyon ve yağmur suyu uygulama projelerini idarenin isteği doğrultusunda yeniden hazırlanan şekliyle ASKİ'ye sunmuştur. Birliğimiz, ASKİ'ye içme suyu iletim hatlarına ait hesap, plan, profil ve şematik profillerini yazı ekiyle iletmiştir. DSİ Genel Müdürlüğü'nün dere ıslah projesini uygun bulmasından sonra, birliğimiz ASKİ'nin Kanalizasyon Proje Dairesi Başkanlığı'na onaylanması için dere ıslah projesinin plan profillerini göndermiştir. ASKİ İçme Suyu Proje Dairesi Başkanlığı'na içme suyu şebeke hattı uygulama projeleri verilmiştir. İçme suyu pompa istasyonu ve servis depoları projeleri ASKİ'ye onaya sunulmuştur. ASKİ Proje Dairesi Başkanlığı, dere ıslah projesini DSİ Genel Müdürlüğü tarafından onaylanması için birliğimize geri göndermiştir. Birliğimiz, ASKİ'nin bu talebi üzerine dere ıslah projesini tekrar DSİ'ye onaya sunmuş, fakat DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, projeleri onaylama yetkisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğunu belirterek, onaylanmayan projelerimiz yeniden Büyükşehir Belediyesi'ne onay için sunulmuştur.
proje finans taleplerinin çok olması nedeniyle bu firmalarla ayrı ayrı görüşmeler yapmak üzere yönetim kurulumuzca üçer kişilik gruplar oluşturuldu. Birliğimiz, yönetim kurulu üyeleri olarak açıklayacağımız firmalarla görüşmek üzere görev dağılımında bulunulmuş ve kooperatif yöneticileri tarafından oluşturulan komisyonlarla konular ayrı ayrı görüşülmüştür. İnteranet ve Nazca Limited şirketiyle kat karşılığı inşaat yapım işi ön protokolü imzalandı. Sonraki süreçte firma tarafından arsamıza ipotek koyma taleplerinden dolayı büyük riskler oluşabileceğinden görüşmeler sonuçlandırılamamıştır. Boğaziçi İpek Yolu firmasına 15 Ocak 2013 tarihinde Avukat İbrahim Taştan adına yetki belgesi verildi. Daha sonra herhangi bir talep gelmedi. 29 Nisan 2013 tarihinde Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklarının genel müdürüyle görüşülmüş, kendileri projeye katılamayacaklarını belirtmişlerdir. 29 Nisan 2013 tarihinde TOKİ Başkanlığı'na, Simpaş ve YDA inşaat firmalarına davetiye usulü teklif yapılmıştır. Euromedya firmasına 15 Mayıs 2013 tarihinde yetki yazısı verilmiş ancak sonuçlandırılamamıştır. Aydemirkan Consulting firmasının 17 Mayıs 2013 tarihinde yetki talepleri olmuş ve kendilerine yetki yazısı verilmiştir. Vakıf Gayrimenkul 23 Mayıs 2013 tarihinde gönderdikleri yazıda projeye katılamayacaklarını belirtmişlerdir. Nevkade firması 3 Haziran 2013 tarihinde teklif vermiş, %20'ye %80 oranlı hasılat paylaşımlı teklifler incelenmiş fakat sonuca varılamamıştır. Projemizin hayata geçirilmesi için aracı olan Ecekent Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Hüseyin Adağ'ın aracılığıyla 20 Haziran 2013 tarihinde Braveheart International Group firması İstanbul'dan gelerek arazi üzerinde incelemeler yapmış, detaylı olarak teknik bilgiler verilmiştir. Fakat yazılı teklifleri olmadığından değerlendirmeye alınmamıştır. Yunvers Grup 2011 yılından 1 Temmuz 2013 tarihine kadar birliğimize kat karşılığı inşaat için teklif vermiş fakat sonuçlandıramamıştır. Daha sonra 22 Şubat 2014 tarihinde ünvan değişikliğiyle teklifini Zibos AŞ olarak yenileyen firma halen çalışmalarına devam etmektedir. 20 Ağustos 2013 tarihinde Denizbank AŞ Genel Müdürlüğü'nden gelen kat karşılığı finans teklifleri doğrultusunda ortak çalışmalarda bulunulmuştur. Bu çalışmalarda birliğimize bağlı Kentsel Doku Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Mehmet Murat Karaahmet de görevlendirilmiştir. Bu ortak çalışmalar neticesinde Denizbank AŞ ile 7 Kasım 2013 tarihinde iyi niyet protokolü imzalanmıştır. Kredi sistemli çözüm olması nedeniyle çalışmalar durdurulmuştur. Politek Basın Yayın Limited şirketi 25 Eylül 2013 tarihinde daha önceki teknik deneyimlerini kullanarak etkili kaynaklarını projemiz için kullanmak istediklerini talep etmişlerdir. 7 Kasım 2013 tarihinde yapmış olduğumuz iyi niyet ön sözleşmesinin kayıtlarımıza geçmiş olmasına rağmen firmayla varlık varışına dayalı proje finansman çalışmalarımız devam etmektedir. 19 Ekim 2013 tarihinde projemize teklif veren Lom Madencilik, Yerli Bankadan teminat mektubunu sağlayamadığından çalışmalar sonlandırılmıştır. 28 Aralık 2013 tarihinde Orion Yapı Limited şirketi, birliğimizi hiçbir şekilde sorumlu kılmama kaydıyla kat karşılığı inşaat yapım sistemi görüşmeleri yapmak için talepleri doğrultusunda yetkilendirilmiştir. 16 Ocak 2014 tarihinde Boytaş Başyazıcıoğlu firması kat karşılığı sistemiyle yapılacak olan inşaatlarımızın şartname dosyasını temin etmiş fakat henüz müsbet bir cevap vermemiştir. 17 Ocak 2014 tarihinde Mehmet Durak finans ve kat karşılığı inşaatların yapım işi için müracaat etmiş lakin henüz cevap alınamamıştır. Şubat 2014 tarihinde Türkiye Müteahhitler Birliği ile görüşmek üzere yönetim kurulumuzca bir heyet oluşturulmuştur. Oluşturulan heyet, Müteahhitler Birliği Genel Sekreteri ile bir toplantı düzenleyip proje hakkında bilgi vermiştir. Türkiye genelindeki 152 dev firmanın oluşturduğu grupların projemiz hakkında bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Haziran 2014 tarihinde Alkılınç firması projemize altyapı yükleneceği ait ileri kaba kat karşılığı inşaat yapım teklifi sunmuştur. Alkılınç firmasıyla görüşmeler devam etmektedir. Kat karşılığı proje finansman çalışması bankalarla devam etmektedir. Birliğimiz yönetim kurulu üyeleri 20 Mart 2014 tarihinde Bona Finans Yatırım firmasının kat karşılığı ve finans temini teklifini değerlendirmeye almış
yerli yabancı firmalarla görüşerek finans temin etmesi için birliğimizce yetkilendirilmiştir. Hanyurt firmasının 5 Nisan 2014 tarihindeki daveti üzerine yönetim kurulumuzca 3 kişilik bir ekip görevlendirilmiştir. Görüşmeler halen devam etmektedir. Gelecek zamanda bilmediğiniz dost ve akrabalarınız için şimdiki zamandaki dost ve akrabalarınızı kaybetmeyiniz. Osman Kurt, Birlik Başkanı.